Ay, tam adamına sordunuz. Neden? Evet. Neden? Ben Almanya'dan kaçıp gelmiş Alman vatandaşı bir insanım. Şimdi bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu süreç eskiden beri de böyleydi. Fark etmiyor ki. Çünkü sonuç itibariyle Zollingen'deki olan olayları biliyorsunuz daha önceden. Türklerin evlerini kundaklandığını ve yabancı düşmanlığının daha orada bitmediğini biliyoruz biz. Dolayısıyla yani bunu siyasi olarak biraz daha baskı altında bırakıp tutup daha doğrusu bu tarz şeylerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Dünya genelinde de sadece görüş yüksekliği var yani şu an aşırı bir derecede artıyor artık. Değil, Avrupa'da değil, burada da var. Burada Türkiye'de yok mu sanki? Biz de aslında onu da soracaktık. Bizde Türkiye'deki karşılığı ne? Bizde de var. Bizde de var. Sonuç itibariyle yani ırkçı olan insanlar herhangi bir şekilde dara düştüklerinde başları da hemen saldırıya geçiyorlar. Yani Suriyeliler sebebinden biliyorsunuz sağ gruplar biraz daha artık kendilerini ön plana çıkarmaya başladılar. Bunların sebebi ne olabilir? Sebebi ne olacak? Bizde Türkiye'de şöyle bir şey olabilir. İnsanlara tedirginlik duyması ve kendi ırklarıyla ilgili olan kaynaşıyorlar insanlar sonuçta biliyorsunuz. Yani gelen insanlar burada çeşitli Türklerle evlenenler bile var yani. Çünkü onlar da geliyor. Yani şimdi kültür dediğimizde kültür farklılıkları olmayabilir. Yani siz Suriyeliler alırsanız Suriyelilerin içinde şöyle bir şey var. Bizlerden bir fark yok bence. Niye diyeceksiniz? Aşiretlerimiz yaklaşık olarak birbirlerine benzeyen aşiretler. Yani bir eşer deşerseniz yakın akraba gruplarına ait olduklarını biliyorsun. Ona rağmen birbirleriyle hırgür etmelerini, kavga etmelerini çok iyi biliyorlar. Aşırılığa gidebiliyorlar, tutabiliyorlar. Yani bunlar her türlü şey olabilir. Peki birlikte yaşam neden mümkün değil? Vallahi o anlayışla alakalı. Şimdi Mevlana'nın dediği gibi işte kim olursan gel ama insan ol. Onu o şekilde düşünebilen insanlar ancak onu yapabilir. Ön yargı. Kesinlikle ön yargı yani. Sonuçta yani kendini onun yerine koymadığı için bunları yapıyor. Yani kendini onun yerine koysa hayatta böyle bir şey yapmaz. İşte o böyle bir şey düşünmedikleri için. Yani kınıyorum ben. Böyle bir şey yani insan yapmaması lazım. Kendine insan diyen her kimse böyle bir şey yapmaması lazım. Yani ırkçı saldırılar kim olursa olsun yani. Nerede bir insan eziliyorsa, nerede bir zulüm varsa orada adalet yok. Yani zulümün olduğu hiçbir yerde adalet kesinlikle yok. Peki ırkçı saldırılar olmadan da toplumlar birlikte yaşayamaz mı? Bu mümkün değil mi? Yaşar, mümkün. Yani insanlar hani çocukken ırkçılık yapmazlar ama büyüdükleri zaman ırkçılık yaparlar. Bu onlara yani onların anneleri babaları o şekil yetiştirmelerinden dolayıdır yani. Yoksa hepimiz insanız yani. Hep yani sevmeyi öğretseler herkes sever. Irkçılığı sormak istiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz ırkçılığı? Sonuçta onlar da insan. Irkçılık ayrımı yapmıyorum. Öyle. Yani ırkçılık düşüncesi bu kadar yayılmasının sebebi nedir? Bilmiyorum. Bence insanlarımızın cahiliyetin ileri geliyor. Başka hiçbir şey değil yani. Sonuçta hepimiz insanız. Hepimiz nefes alıyoruz. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Çoğu insanımızda var maalesef ya. Özellikle bu Suriye'de savaştan kaçan insanlarımıza kötü davranıldığını, kötü konuşulduğunun farkındayım yani genel olarak. Böyle. Yani bunun mesela temelinde ne yatıyor? Bu insanların gelmesiyle birlikte ne oldu da ırkçılığın bu kadar dozajının arttığını düşünüyorsun? Nüfusun artmasından dolayı olabilir ve iş imkanları da çok fazla yol kat ettiler. Tabii bu da kendi yerli halkımızda olarak rahatsız ediyor. Bundan kaynaklı olabilir ve devletimizin verdiği yardımları onlara fazla geldiğini düşünenler var. Tabii onlara düşünmek lazım. Ne bileyim sonuçta bir savaştan çıkmış, evini, yurdunu, barkını, işini, gücünü bırakıp gelmiş. Yani onların buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Dünyada da sağ görüş gitgide artıyor. Peki dünya üzerinden değerlendirirsek neler söyleyebilirsiniz? Herkes kendi halkını koruyor ve kendi halkından başka insanların şehrinde, ülkesinde yaşamasını istemiyor. Yani bu dünya için hep böyle. Irkçılık derken yani en kötü şey ırkçılıktır. Yani bu onlara yapılması da ırkçılıktır, bize yapılması da ırkçılıktır. Yani bu kötü bir şeydir. Onun için ben yani ırkçılık yapmışlara kınıyorum onları. Türkiye'de ırkçılık var mı? Daha doğrusu böyle soralım. Var tabii ki ama o kadar fazla aşırı değil. Var. Biraz var. Irkçılık deyince sizin aklınıza ne geliyor? Yani ırkçılığa nasıl bakmak yani gerekiyor? İnsanları din, dil, ırk, mezhep olarak ayırmaları. Tabii doğru bir şey değil ama hani zengin, fakir gibi ayırmaları yani. Bence doğru değil ama maalesef yapılıyor tüm dünyada. Hangi türden, hangi ırktan olursa olsun hepsi insan sonuçta. Hepimiz insanız. Böyle bir ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani %50 düşünüyorum. Yapan kesim de var bana göre.
Yani insanların nasıl desem kendini yüksek görmesi, kendini böyle çok yukarılarda görmesi, insanları aşağılaması. Bana göre öyle. Etnik grupların birlikte yaşaması mümkün değil midir dünyada? Aslında mümkün ama tabii insanlar bunu imkansız hale getiriyor. Çok şükür bizde öyle bir şey yoktur. Düşüncemiz yok öyle. Onların sorunu. Irkçılık Almanya'da hep vardır. Hep var. Peki Türkiye'de var mı? Türkiye'de de var. Kendini bilmezler yapıyor. Peki ırkçılık değerlendirirsek nasıl bir şeydir ırkçılık? Birbirini beğenmemektir yani. Yargılamaktır. Ben seni yargılıyorum misal. Budur. Benim görüşüm odur. Ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Çok gereksiz bir muhabbet bence ırkçılık. İnsan sonuçta. İnsanı insan olduğu için yargılamak gerekir, ırkına göre değil. Ben çok kınıyorum açıkçası ve hiç doğru bulmuyorum. Benim değerlendirmem şu konuda olabilir. Yani sonuçta dünyaya nasıl geleceğimizi bilmiyoruz. Yani bu dünyaya, evet ben Müslüman olarak geldim. Bir başkası zenci olarak ile vesaire vesaire. Farklı dinler, farklı ırklar vesaire. Bunu biz seçemiyoruz. Bir başkasını seçemediği bir şey yüzünden de bir başkasını yargılayamayız. Yani bir aileden geliyoruz sonuçta. İnsan ne kadar çok ailesini yargılasa da ailesinin aynısı oluyor. Eğer senin ailende böyle bir şey varsa sen de ister istemez ona doğru ilerliyorsun. İşte koyduğun kalıba göre şekillenmek dediğimiz olay bu oluyor. Yani sen ne kadar kaçmaya çalış, senin ailen, senin soyun neyse sende olsun. Değişmiyor maalesef ki. Irkçılık çok kötü bir şey. Yani dünya insanoğlu insan olarak gelmiş, insan olarak öbür dünyaya gidecek. Ya bu ırkçılığı ben çözemiyorum. Bu ırkçılık bir şey, hastalık diyeyim ben, başka bir şey diyemiyorum çünkü. Yani insanlar bilmiyorum, 9 ayda insan gündeme gelmiş, insan insanı olarak gelmiş. Bu ayrım niye yani bilmiyorum ben. Senin benden ne farkın var, benim senden ne farkın var ya? Hepimiz biriz, hiçbir insanın üstünlüğü yoktur diyorum. Hani hepimiz eşit yaratıldık, hepimiz eşitiz. Başkasının canına katletmek, bütün insanlığı katletmekle aynı şeydir. Bir insan öldürmek, bütün dünyayı öldürmekle eşdeğer. Aslında kocaman bir dünyada kardeşçe yaşamak gerekirken birkaç kısım şizofrenik insanlara diyeyim, onların sapık düşünceleri insanları böyle Kürtmüş, Aleviymiş, Zenciymiş, Beyazmış, Müslümanmış, en kötüsü Müslüman, Hristiyan. Yani çok kötü bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu şizofrenik aradaki çürük elmaları ayıklarsak daha güzel bir dünya için yaşayabiliriz.